Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere babamın da öğretmeni olan, yıllarını öğretmenliğe ve İmirler Köyü İlkokulu'na adayan, sevilen sayılan, saygıdeğer Muharrem Mercan öğretmenimiz ile sohbet edeceğiz. Evet. Muharrem öğretmenim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Bir sıkıntım yok. Abi. Yemekliyim. İşte bahçe işleriyle uğraşıyorum. Gümüşhacı Köyü'de oturuyorum. İşte 26 yıl çalıştım, emekli oldum. Soracaklarınıza cevap verebilirim. Tamam. O zaman ilk sorumdan başlıyorum öğretmenim. Muharrem öğretmenim, öncelikle sizi tanımak isteriz. Muharrem Mercan kimdir? Muharrem Mercan 1955 nüfus kaydına göre öyle, ama ben aslında 1952 doğumluyum. Babam askere gittiğinde olmuşum. Fakat nüfus kağıdı alırken, nüfus cüzdanı eskiden 3-5 yıl sonra veriliyordu, alınıyordu. 55 olarak geçmiş, 1955 doğumlu olarak nüfus kaydım var. 1955'te Sallar Köyü, Gümüşhacı Köyü'ne bağlı, orada doğmuşum. İlkokulu Sallar Köyü'nde bitirdim. Daha sonra ortaokulu Gümüşhacı Köy Ortaokulu'nda okudum. Başarılı bir öğrenciydim. 1969-70 öğretim yılında ortaokulu bitirdim. Öğretmen okulu sınavları vardı o zaman. Tokat Öğretmen Okulu'na kaydımı yaptırdım. 4 yıl eğitim tamamlandı. Öğretmen olduk o zaman. Eskiden biliyorsunuz, öğretmen okulları öğretmen yetiştiriyordu. Şimdiki gibi değil. Öğretmen lisesi falan değildi o zaman. Öğretmen okuluydu. Böylece işte 1974 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde göreve başladım. İlk öğretmenliğim Şemdinli'nin bir köyündeydi. 2 yıl orada çalıştım. Ondan sonra Taşova'nın bir köyüne tayin oldum. Amasya'ya bağlı, biliyorsunuz Taşova. Daha sonra orada hoşuma gitmedi. Bir beca iş yaptım. Merzufa'nın Yukarı Bük Köyü diye bir Çerkez köyüne tayinim çıktı. Orada 2 yıl çalıştım. 1978-79 öğretim yılında İmirler Köyü'ne geldik. 16 yıl İmirler Köyü'nde çalıştım. Ve 1994 yılında, mesleğimin 21. yılında Mehmet Paşa İlköğretim Okulu'na tayin oldum. Ve 6 yılda orada çalıştıktan sonra 2000 yılında emekli oldum. Teşekkür ederim. Gümüşhacı Köyü'de değil mi? Ben? Evet, Gümüşhacı Köyü'de. Tabii. Bir sürü öğrenciler yetiştirdik. Kendime göre başarılı sayıyorum kendimi de. Ben eğitim artı disiplin olması şeklindedir benim görüşüm ve öğretmenliğim böyle oldu. Bende insan ayrımı yoktur. Kürt, Türk, efendim, fakir, zengin ayrımı olmaksızın bütün öğrencilerime eşit davrandım. Ve hala da benim düşüncem o yönde. İnsanları kesinlikle ırkıyla, mezhebiyle, diniyle değerlendirmem. Ben insan olduğuna bakarım. Öğretmenlerim ve bütün insanların da bu şekilde değerlendirmesinden yanayım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Evet öğretmenim, ben diğer sorumu da sorayım size. Buyurun. Öğretmenlik mesleğini yapmak çocukluk hayaliniz miydi? Sayılabilir. Çünkü benim çocukluğumda herkes öğretmen olmak gibi bir hayali vardı. Ama ben illa öğretmen olurum, olacağım diye bir şey de olmadı içimde, ama orayı kazandık, oraya gittik, öyle öğretmen olduk. Yoksa ben illa öğretmen olacağım demedim. Yani bir zengin çocuğu olaydım, belki bir doktor olurdum, belki bir başka bir meslek sahibi olabilirdim, mühendis olabilirdim. Çünkü başarılı bir öğrenciydim. Fakir çocuklar eskiden genelde yatılı okullarda öğretmen okullarını tercih ederdi. Orayı kazandık ve başarılı öğrenciler kazanırdı orayı da. Herkes kazanamazdı. Yani bugün tıp fakültesini kazanan bir öğrenci nasıl ailesi seviniyorsa, benim öğrencilik yıllarımda da öğrencinin ailesi öyle seviniyordu. Biz işte öğretmen okulunu kazandık, oraya gittik, hasbelkader öğretmen olduk, ama öğretmenliği de seviyordum yani. Teşekkürler. Öğretmenim, ilk görev yeriniz ve görev yaptığınız yerler neresiydi? Öğretmenlik hayatınızı anlatabilir misiniz? Tabii, memnuniyetle. İlk görev yerim
1974 yılında Tokat Öğretmen Okulu'ndan mezun oldum. Hakkari'nin Şemdin ilçesinin Altınsu köyüne tayinim çıktı. Orada görev yaptım 2 yıl. Daha sonra oradan 2 yıldan sonra tayin istedim. Amasya'nın Taşova ilçesine tayinim çıktı. Taşova'nın bir dağ köyüydü. Hiç hoşuma gitmemişti o köy. Çünkü 6 saatte yürüyerek gidip gelebiliyordum ilçeye. Bir ay falan kaldım orada. Tayinimi beca iş yaptım bir arkadaşımla. Merzifon'un Yukarı Bük Köyü diye bir köy, dağ köyüne çıktı ama en azından Gümüşhacıköy'e yakın diye sevinmiştim. 2 yıl da orada çalıştım. 1978-79 öğretim yılında İmiller Köyü'ne tayin istedim. Ve İmiller Köyü'ne geldik. 16 yıl çalıştım İmiller Köyü'nde. Daha sonra Gümüşhacıköy Merkez Okullarından Mehmet Paşa İlköğretim Okulu'na atandım. 6 yıl çalıştıktan sonra 2000 yılında emekli oldum. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. İmiller Köyü İlköğretim Okulu'nda ne zaman göreve başladınız ve bitirdiniz öğretmen? 1978-79 öğretim yılında 5 öğretmen vardı ben geldiğimde. Ben 78-79'da başladım. 94-95 öğretim yılında ilçeye tayinim çıktı, ayrıldım. 16 yıl çalışmış oldum Veselam. Toplam. Evet, burada. Yani İmiller Köyü'nde. Tabii bu arada en az 30 tane arkadaşım geldi, gitti, beraber çalıştık. Bunları da sonra söyleriz. Evet. Bunları sorumuz da var zaten. Evet. İmiller Köyü İlköğretim Okulu'nda görev yapmak sizin tercihiniz miydi? Evet. Yakın olduğu için ilçeye, İmiller'de Gümüşhacıköy'e gitmek daha yakın. Onun için İmiller Köyü'nü tercih etmiştim. Ve memnun oldum yani. Köylü de benden memnun olmuştur diye düşünüyorum. Evet. İmiller Köyü İlköğretim Okulu'nda birlikte görev yaptınız. Öğretmen arkadaşlarının isimleri kimlerdi? İlk geldiğim yıl 5 öğretmen vardı. Muharrem Mercan, Mehmet Taylan, Ömer Şahbaz, Selahattin Kökçü, Neriman Ceylan diye 5 arkadaş başladık. İkinci sene onların bir kısmının ilçeye tayini çıktı. Daha sonra Filiz Emiroğlu, Halime Özal ve Muharrem Mercan, yine Neriman Vidinlioğlu beraber çalışmıştık. Daha sonra yıllarca, birkaç yıl sonra tabii bu kadro eksildi. 12 Eylül'den sonra birkaç arkadaşımız daha eksildi. Tayinleri çıktı bir başka yerlere. Taşova'dan Necmettin Atalay diye bir arkadaş geldi. Ondan sonra yeniden bir tayin daha geldi. Çakır'dı. Zehra Çakır diye bir arkadaşımız. O da eczacılık yapıyordu babası, anneli. İşte ailecek onlar. Daha sonra onlar gitti. Tekrar Kastamonu'nun Devrekhani'den bir öğretmen arkadaşımız daha gelmişti. Tahir Demirbilek diye. Şu an vefat etmiş. Üzüldüm adama da. Evet, sağ olun. Daha sonra o bir takım köyde eşiyle geçimsizlik yaptı. Köylüyle geçimsizlik yaptı. Sürgün oldu daha Türkçesi. Depeköy'e. Daha sonra onu göremedim. Onun yerine de Tepeköy'den bir öğretmen, Murat Can diye bir arkadaşımız, Ankaralı, o geldi. Birlikte onunla çalıştık. Daha sonra Gümüş'ten Mahmut Üsekes diye bir arkadaşla çalıştık. Ve ondan sonra ben buradan ayrıldım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim öğretmenim. Tabii bu arada bir sürü de şeyle oldu. Olaylar. Burada dikiş nakış kursu, efendim halı kursu. Buradaki gelen öğretmenleri saymıyorum. Onlar bizim dışımızda olduğu için. Ama buradaydı onlar da. Şu küçük binada da, şu sarı binada da onlar kurs veriyordu. Kurs öğretmeniydi. Bayandı onlar. Fazla bir diyalogumuz yoktu ama yine birlikte yemek yiyorduk. Çay falan içiyorduk buralarda oturup. Bahçeyi ortak kullanıyorduk. Tabii ortak kullanıyorduk. Evet.
Teşekkür ederim. Okul ademesi dedem Ali Özkılcı Aslan'dan bahseder misiniz? Kaç yıl birlikte çalıştınız? Memnun muydunuz? Tabii. Memnuniyetle. Ben geldiğimde Ali Özkılıcı Aslan'ı hademe tutmuştuk. Biliyorsunuz köylerde müstahdem köyünün parasıyla öğrenci başına belli bir miktar para vererek artırma yoluyla yahut eksiltme yoluyla tutuluyordu. Ali Özkılıcı Aslan da hemen hemen 12 yıl, 13 yıl benimle birlikte çalıştı. Yani birkaç kez ancak aralarda bir olmadı. Daha aşağı düşük fiyatla duranlar olduğu için örneğin Ali Sağır'ı tutmuştuk bir kere. Daha sonra Kamil Deligöz'ü tutmuştuk. Ama genelde Ali Özkılıcı Aslan'dan köylü de memnundu. Biz de memnundu. Dürüst bir adamdı. Yani sır saklayan, her yerde lafını sözünü bilen, dedikodu gezdirmeyen bir insandı. Yemeğini falan hep beraber biz getirirdik. O bizim yemeklerimizi ısıtırdı. Birlikte yerdik. Ona yemek getirtmezdik. Yani helal olsun. Onun hakkı varsa inşallah helal etmiştir. Böyle bir anılarımız oldu. Ali Özkılıcı Aslan buydu yani dedeniz. Çok sağ ol. Ama çok değerli bir insandı benim gözümde. Ve diğer arkadaşlarım da çok severdi Ali Özkılıcı Aslan'ı. Ali amca derdik. İşte ne dersek bize itirazı yoktu. Uyumlu bir insandı. Söyleyeceği sözü düşünerek söylerdi. Öyle dangıdana laf atmazdı. Saygılıydı. Temizdi. Gerçekten temizliğe çok önem verirdi. O yönden köylü de memnundu. Biz de. Ha biraz yaşlıydı adam. Biz de yardımcı olmaya çalışırdık öğrencilerle birlikte. Örneğin okulların açıldığı haftalarda badanayı, boyayı birlikte yapardık. Açılmadan önce. Öğretmen ne yapardı? Köylü ilgilenmezdi okulla. Ali amca ve arkadaşlarımız herkes eline fırçayı alır, badana yapar yahut okulun boyası neyse eksik bunları beraber yapardık. O da bize yardımcı olurdu. Para falan almazdı bu işlerden. Böyle bir güzelliği de vardı adamın. Evet. Teşekkür ederim öğretmenim. Ben teşekkür ederim. Dedeniz adam gibi adamdı. Vesselam. Sağ olun. Dedemle ilgili unutamadığınız bir anı oldu mu? Valla dedenle unutamadığım öyle bir olumsuzluk anı yok. Hep güzel anılar oldu. Değişik bir anınız var mı? Değişik bir anımız olmadı. Ara sıra işte birlikte bazen bir kaçamak yapardık. Yani pazar günü, cumartesi falan. Tatil günleri. Evet, tatil günlerinde birlikte bir jest olsun diye bir yemek falan alırdık. Bir kırlarda, bayırlarda işte hem doğayı gezerdik hem birlikte piknik yapardık. Tabii bu şekilde şeylerimiz olurdu. O yine bizim hizmetçimiz, hem abimiz, hem babamız o şekilde görürdük. Devam ederdi böyle. Çok bir olumsuz bir anımız olmadı. Hep olumlu oldu anılarımız. Ne güzel. Diğer sorumuza geçelim. Öğrenciniz babam Emrah Özkılıcı Aslan'dan bahseder misiniz? Tabii. Emrah Özkılıcı Aslan 101 numaraydı sanırım. Allah'a bravo. Hocam. 101 numaralı öğrencimdi. Çünkü ben hafızam bayağı güçlüdür. Hatırlarım. İnşallah. Yani başarılı öğrencilerin başarısız yahut çoğunu hatırlarım ama bazen unuttuklarım da olur. İllahi. Emrah çok çalışkan bir öğrenci değildi bak. Ha, bu aileden ilgilenmediği için belki ailenin baba ana çok eğitimi olan insanlar değillerdi. Belki de okur yazar bile zor öğrenmişlerdi sonradan. Onun için çocuk işte gelirdi, dersini iyi kötü karalayıp getirirdi. Orta derece bir öğrenciydi. Ortaokula gitti mi, gitmedi mi bilmiyorum ama saygılı bir öğrenciydi. Öyle çok yaramaz değildi, usluydu. Herkesle iyi geçinirdi arkadaşlarıyla.